şey zaman alacak anladım, konu. Anladım. Hemen geçiştirilecek bir konu değil. Hı hı. Bunlar gelip geçici. Yani bu fuar bugün yaptık, bu ay yaptık diyelim. Seneye bir daha var fuar. Yani hep fuar hep konuşacağız. Eğlenceyi hep konuşacağız. Ama sorunlara geldim. Biraz ona vakit ayırmam istedim. Fuar ne zamandı bu arada? 21-23 Ekim. Cuma, cumartesi, pazar. Özellikle bizi izleyen bayan arkadaşlar, bayan dostlarımız da bu fuarı iyi takip etmeli. Çünkü biz erkek berberler odası olarak fuarı temsil ediyoruz ama bizim de kendimize özgün orada satış standlarında kendimizin bulabileceği ürünlerin satılabileceği standlar var. Ama tabii fuarların genel amacında güzel fuar olduğu zaman bayan ağırlıklı geçtiği için tabii bayanları da davet ediyorsunuz. Eşini de getirsin. İkisi beraber olsun. Hı-hı. Eskiden bu gelin damat güzellik fuarıydı. Hı-hı. Tabii şimdi gelinlik Türkiye'de tek İzmir'de en büyük fuar, gelinlik fuarı. Evet. O öyle geçti şeyden sonra, mermer fuarından sonra gelinlik fuarı ikinci sırada geliyor. Ayrıldılar. Yani ayrıldık ister istemez, biz güzellik fuarı olarak tek kaldık. Hmm. Tabii fuar İstanbul'u yakalamak, geçmek çok zor. Biz onu yakalamaya çalışıyoruz. İstanbul bu işin ana vatanı. Fuar dedim mi? İller bazında biraz daha sektör aynı sektör olduğu için, katılanların çoğu da aynı firmalar olduğu için onların da bütçe ayırması çok zor. Hı. Yani şimdi İstanbul Fuarı'na katılan firmamız da aynı firmamız. Atıyorum Ankara'da, Antalya'da, çeşitli Malatya, Diyarbakır, oralara katılan firmaların da çoğu hep aynı firmalar oluyor. İşte firmaların da bu arada desteklenmesi lazım. Bu da İzmir'de çok, İzmir yine öne çıktı, tek oldu. İzmir kolaydı aslında. Ulaşım açısından da kolay. Hem öyle şeyi bağlamaya çalıştım. İzmir'de sektöre can suyu veren bir ticaret odamız var. Hı hı. Katıl fuara diyor. %40 katılım paranından yardımcı olayım diyor. Yani bu Türkiye'de tek bu. Hı. Ticaret odamız ve İzmir Esnaf Sanatkar Odalar Birliği. Fuara teşvik için. Odalar Birliği Başkanımız Zekeriya Bey de, Mahmut Özgener Bey de bize destek oluyorlar. Üyelerine hem maddi destek bulunuyor ticaret odası, Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanımız da çeşitli ilçelerden gelen araçların ücretlerini ödemek suretiyle buraya katılımcı sağlamak için çaba sarf ediyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. Yani İzmir işte oradan birazcık öne çıkıyor. Hmm. Yani fuar denince yardımcı oluyoruz. Hem odalar bazında, diğer odamız, İzmir Esnaf Sanatkar Odalar Birliği'miz bu konuda yardımcı oluyor fuara. Fuarı önemsemeyen kişiler hala ama var. Var tabii. Birçok sektörde var. Tabii sadece sizin sektör için söylemiyorum. Ama öneminin katılanlar özellikle önemini anlattıklarında çok büyük bir boş sırt çantasıyla gidip evet, sırt heybelerini doldurarak çıktıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz dönem, geçen dönem birincisini yapmıştık. Oradaki katılanlar biz tekrar katılacağız dediler. Burada ışık gördük diye katıldılar ve ilave firmalar da katılınca biz hoşumuza gitti. Ne kadar çok katılımcı olursa fuarımız o kadar canlı geçer. Biz de bu fuarda ekip olarak, berberler odası olarak bir ekibimiz var. Hı. Şov yapıyor. Çok da güzel geçiyor. Nasıl ki Moral Gecemiz'de bir tiyatral şov gösterisi yaptık. Çok da ilgi gördü. 1915'te saç yapısıyla 2022'nin saç yapısını birleştirdik. Tarihte bir fotoğraf şekilde çok güzel oldu. Yani mesela şöyle bir anlayış vardı. Ya berber hep aynı. Festi, yelekli. Ya berberi zaten berberi değiştiremezsin. Berber zaten. Biz mankenimizin kılık kıyafetini ve sakal yapısını, bıyık yapısını, saç yapısını gösterdik orada. Hı hı. O dönemin insanları yani. Giyimini, kuşamını gösterdik. Bu da çok büyük ilgi gördü. Hatta katılan başkanlarımız var ya, inan tiyatral gösterimi sonuna kadar izlediler. Hmm. Yani bu da bizi mutlu etti. Evet, ilgi çekicidir tabii. Tarihi bir yolculuk gibi. İşte fuarlar işte böyle güzelleşiyor. Yani şovu da katarak, mesleğin verdiği enerjiyi de katarak fuarlar. Bir de esnaflar birbirleriyle iletişim koyabiliyorlar. Kim ne yapıyor, sende ne eksik, onda ne fazla, onu karşılaştırabilirsin. Onu karşılaştırırsın. Fuarın önemi bu.
Ben tüm yurttaşlarımızı, özellikle üyelerimi, bizi izleyen bayanları ve tüm yurttaşları fuarımızı gezmeye bekliyorum. Sadece profesyonellerde de açık değil yani. Yok, ücretsiz fuarımız. Ücretsiz. Normal vatandaşlar da gidebilirler. Vatandaşlar da gelebilirler. 11'de başlıyor zaten. 6'da bitiyor. Yani gelsinler. Hem fuarı gelsinler, hem pazar ağırlıklı şovlarımız var. Pazar günü ağırlıklı. Şovlarımız hafta sonu güzel bir hafta sonu aileler için. Çok canlı gün geçeceğinden son derece eminim. Kasım'ın ilk haftası yapacağınız etkinlik. O Antalya'da olacak. Antalya'da olacak. Hem şovlar hem de biraz hem, moral depolamak. Tabii orada hem yarışma şov da değil. Yarışma evet. O. Yarışma. 40 bin lira ürün ödüllü. Hmm. Yani kazanan kim olursa olsun sponsor firma birinci, ikinci, üçüncüye güzel ödüller verecek. Biz de Berberoğlu olarak takım halinde yarışacağız. 10 kişilik bir ekibimizde. Biz de takım halinde yarışacağız. İnşallah biz de ödül alırız. İnşallah. Ümit ediyoruz. Biz de tekrar konuşuyor oluyoruz. Oluruz birlikte. İnşallah.